Değerli Kadıköy Sokak takipçileri, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sayı giderek artıyor. İnşallah 32.500'ü de geçer. Siz böyle yaptıkça sonra bak ara vermeyin. Bak devam edin. Ama ben şöyle bir hesaplama yaptım. Ee, pazartesi, salı, salı günü maç var. Maç günü de bayağı artar. Sonra hadi bir daha yapalım deriz. Cumartesiye belki 33.000'i bile buluruz. Hani benim hedefim, benim düşüncem keşke bir an önce 50 bin, 60 bin olsa. Dışarıdan gelen herkes, aa 50 bin kişi. Demek ki bu kanalda iş var. Kısa süre önce düşüktü. Demek ki verdiği şeyle hani haberler, duyumlar doğru diye gelse diye umut ediyorum. Umuyorum. Hakkımızda ayrısı olsun. Tete, Fenerbahçe'nin transfer gündeminin bir numaralı e, isimlerinden biri. On servisin eline almış. Kulübüyle sözleşmesini feshetmiş. Ve Tete Fenerbahçe'den ciddi bir istekte bulundu. Maddi istekte ve bu istek biraz fazla geldi açıkçası. Şimdi yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Ve TT, Brezilyalı TT Türkiye'ye tatile geldi. Fenerbahçe'de hem tatili geliştirme peşinde hem işi götürme peşinde. İstanbul'da yüz yüze görüşüldü. 5 milyon euro imza parasının yanında senelik 3 milyon euro talep etti. Yönetimde aşağı çekmek için çabalıyor demiş haberi yapan arkadaş. Haberi yapan arkadaş yanlış anlamış beni. Eğer kendisi üyemiz ya da takipçimizse haberi düzeltsin. 5 imza parası 3 yıllık ücreti biz veriyoruz. Oyuncu 8 imza parası yıllık 5 istiyor. Hani biz 5 imza 3 yıllık vermek istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Sıkı pazarlıklar sürüyor demiş. Şaklar Donetsk'te sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu devlet, davet üzerine devlet üzerine diyecektim. Menajeriyle İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu. Yapılan ilk görüşmede ücret talep etti diyeyim. Şartların kabul edilmesi halinde imza atmaya hazır olduğunu bildirdi. Fenerbahçe'de bu rakamı çok yüksek buldu diyor. Bak. Şimdi çok yüksek bulmuşuz teklif ettiğimiz paraya bakın. Maaş seviyesini 2.5 milyon euro'ya indirmek için pazarlıklara başlayan yönetim imza parasında da düşürme hedefliyor. 5 yıllık kontrat önerilen TT'ye Fenerbahçe'ye gelmesi halinde kendini gösterebileceği aktarılırken Arda Güler örneği falan vermiş. Bu arada Arda Güler'in bir sakatlığı varmış yine ve 4-5 ay bulabileceğini söylüyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Hatırlarsa üyeler hatırlar ama aboneler hatırlar mı bilmiyorum. Arda'nın bir sakatlığı var. Hani niye sürekli oynamıyor demiştiniz. Ben de arkadaşlar sürekli oynayamaz bir sakatlığı var demiştim. Hocam o zaman elde patladı kimseye gitmez diyordunuz. Yok uzun dönemde belli oluyor. Kısa dönemde belli olmuyor demiştim. Neyse geçmiş olsun diyoruz Arda Güler'e. Yolu bahtı açık olsun. Şimdi TT ile görüşmeler aslında olumlu bir havada geçti. Yani buradaki atıp tutulduğu gibi bir durum yok. Ve takvimde yer alan habere göre TT Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gitmiş. Fenerbahçe'de yakın markaj gelmiş. Everton, Sevilla ve Celtic. Üçü de talipmiş. Bazı Arap kulüpleri talipmiş. Fenerbahçe yakın markasını sürdürüyor diyor. Şimdi ikna etmek için dört koldan çalışılıyor arkadaşlar da 1 milyon tane soru var. Şimdi bir taraf TT, bir taraf Cengiz Ünder sorusu. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı 10 servis bedeli gün yüzüne çıktı diye bir haber var. Haberi okuyunca iliklerime kadar şok oldum. Süperlik devreyinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertler son olarak Milli Yıldız Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın olduğu biliniyor. Bu transfere dair detaylar ise gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte yaşanan gelişmeler. Bu arada Zimbur maçımız 1 Ağustos Salı günü Moldova'da. Onu hatırlatalım. Bakın arkadaşlar kan kan beyninize sıçrayacak. Kadroya birçok dünya yıldızını takviye eden kurmaylar önemli bir ismi daha transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör İsmail Kartal aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir ifadelerini kullanmıştı. İsmail Kartal kullanmıştı evet. Kurmaylar ise transfer dönemi bitmeden en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Yönetim sağ kanada yıldız bir birisini transfer etmek istiyor. Listedeki bir numaralı futbolcu ise Cengiz Ünder. Kapıyı 8 artı 2 milyon euroluk bonservis teklifiyle açan Fenerbahçe sonrasında 12 milyon euroluk bir teklif daha yapmıştı. Ancak Fransızlar pazarlıklarda geri adım atmadı. Aspor'a göre milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren yönetim teklifi yaklaşık 15 milyon euroya yükseltti. Fransız devi ise tekliften memnun kaldı. Haberde Marsilya ile Fenerbahçe'nin yoğun geçen pazarlıkların ardından anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Ayrıca haberde Marsilya'nın Abumeyang ve Sar transferleri Cengiz'in alacağı süreyi etkileyeceği için takımdan ayrılmaya sıcak olduğunu yazdı. Haberi yapan arkadaşın Fenerbahçe düşmanlığını tebrik ediyorum. Ayakta alkışlıyorum. Yani böyle bir düşmanlık imkansız. İsrail bile Filistin'e bu kadar düşman değil. Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu kadar verdi de şu kadar istedi de şu kadar tekrar istedi şu kadar verdi. Sonra şu kadar verdi. En sona da yazıyor. Orada Marsilya şunları şunları aldığı için Cengiz'in süresi düşer. Peki ben bir şey söyleyeyim. Cümleye şöyle girseydi habere. Fenerbahçe bak. Fenerbahçe yalakası olsaydı habere şöyle giriş yapardı. Marsilya şunları şunları aldığı için Cengiz Ünder'den kurtulmak istiyor. Kontenjanı bunlardan yana kullanmak istiyor. İsmail'e sar aldı adamlar. İsmail'e sar. Sağ kanat pozisyonu. 13 milyon euroya. 20 milyon euro piyasa değeri var 25 yaşındaki futbolcunun. Senegal'li. İsmaila Sarı aldı adamlar. Hani Watford'dan. İsmaila Sar Watford'dan aldılar. Hani 13 milyon euro bonservis vererek hani sadece söyleyeyim diye söylüyorum ha. yanlış anlaşılmasın. Ya çok garipler ya. Hakikaten çok garipler ya. Vallahi çok garipler. Çok garipler. Neyse arkadaşlar Cengiz Önder'i 8 milyon euroya bitirmeye çalışıyoruz. Bilginiz olsun. İnşallah hayırlısıyla bitirirsek ne ala 26 yaşında Türk kontenjanımızı doldurmayacak, işimize yarayacak e, yetenekli bir ismi transfer etmiş oluruz. Peki hocam içinden hissi ne geçiyor. Cengiz mi gelir, Tete mi gelir? Valla bu yavaşlıkta Bence bizimkiler amacı şu. Lan Cengiz'e niye bon servis veriyoruz? Kaleci Türk olsun da kanat yabancı olsun. bu kadar bon servis de vermemiş olalım diye düşünüyor olabilirler. Bir. İkincisi hem Cengiz hem Tete'yi alalım. Çünkü Cengiz on numarada falan da oynayabiliyor. Lan hem onu alalım hem onu alalım diyor olabilirler. İkisini de alamayabilirler. Yani Fenerbahçe yönetiminin şaşkınlığının bir bitmesi lazım. Hocam ikisinden hangisini istersin? İkisini birden isterim. Lan arkadaşlar. Lan canım arkadaşlar. Lan sevgili arkadaşlar. 2.5 Cengiz'e yıllık ver. 2.5 Tete'ye yıllık ver. 5 milyon euro. 4 yıllık anlaş 20 milyon euro. Cengiz'e 8 bonservis ver. 28 milyon euro. Öbürüne de 5 imza parası ver. 33 milyon euro. Fenerbahçe bu sene şampiyon olsun. Oldu ya inşallah. Konferansı kazandı. Herhangi birini 33'e satarız herhangi birini 33 milyon euroya satarız. Herhangi birini. Sadece bir tanesini. Lan neyini anlamıyorsunuz ya? Neyini anlamıyorsunuz? Rossi, İrfancan Kahveci kanadından Tadiç Tete'ye ya da Tadiç Cengiz Ünder ya da Cengiz Ünder Tete Tadiç kentli bir kanat hattına Emre Mor da dahil bak Emre Mor da en son artık dığdığını dığdığısı olarak böyle bir hatta sahipsin ben anlamıyorum. Hocam Cengiz'den Emre aynı o zaman Tete'yi alalım. Kabul. O zaman Türk kaleci. Bak bizim taraftar şunu anlasın. 3 tane Türk'ü mecbur oynatacaksın. Bugün Türk kaleci Türk serbest. 3 tane de oynatmayacaksın. Tete alınır, Cengiz alınmaz. 1. Livakovic alınır. 2. Orta sahaya 2 tane de yabancı çekilir. 3-4. Anladınız mı? İsmail'e falan teklif var Mert Hakan'a. Direkt satılırlar. Hiç beklenilmez. Anlatabiliyor muyum? Yani umarım anlatabilmişimdir. Fakat ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de süreç ne zaman uzarsa, ne zaman böylesine bir süreç olursa işin içine pislik giriyor. Yani geçmişte gördünüz. Lens olayında gördünüz. Bilmem hakim Ziyek'te gördünüz. Yakın zamanda Zaha'da gördünüz. Ne kadar süreç uzarsa o kadar gelme ihtimali düşüyor. Ben onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Nicolas Dominguez'den vazgeçmiyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir numaralı hedef. Arjantin'e yıldız Dominguez bir numaralı hedef. Fakat Galatasaray falan salçı oldu arkadaşlar. Sonrasında onlar da çekildiler tabii para veremeyecekler için. Teminat veremediler. Kulübü tam, tamam dedi. Teminat da veremediler. Çünkü Torreira'ya gidemedim. Fenerbahçe 9 artı 5. Çizmede yeterli görülmemiş. Ve Dominguez aşkı Fenerbahçe'nin alevlenmiş. Bologna 15 talep ediyor. Galatasaray devreye girdi. Dediler ki tamam Galatasaray hadi size veriyoruz futbolcuyu. Para verin. Galatasaray nahu dedi. Para da veremediler. Şimdi sözleşmesi bitiyor. Orta sahaya kaliteli çift yönlü bir takviye yapmak istiyoruz. 25 yaşındaki oyuncunun Bologna ile sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşmeyi kabul etmedi. Bologna'nın inadı kırılmadı. Ve Fenerbahçe'de İbre Fenerbahçe'ye döndü. Bordo Maviller Dominguez için 15 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep etti. Fenerbahçe yönetimi dirençlerinin kırılmasını bekliyor demiş. Zaten Bordo Mavili ise bize kolay kolay vermez. Yani öyle düşünüyorum. Şimdi Kanarya e bir yandan Bologna ile görüşmeyi yürütürken diğer yandan Dominguez'de anlaşma zemini arayacak. Eğer Arjantinli Yıldız'da el sıkışılırsa Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı kaydedildi diyor. Vallahi yönetim her türlü şeye hazır diyor. Ben Dominguez'i çok bilmiyorum. Anlatılanlardan yola çıkıyorum. Şampiyonluk için şart oğlu şart şampiyon olmak için şart oğlu şart. Anlatılanlardan yola çıkarak söylüyorum. Kendimden ya da kendi fikrimden değil. Umarım eğer Fenerbahçe için hayırlısıysa inşallah kısa sürede biter. Mesela 10 milyon euro cash para diyelim. Cengiz'e 8 diyelim 18. E, TTB dava 3 futbolcu. Bakın 25 25-26 yaşında 3 futbolcu. Hani bizim geçmiş yıllardaki politikamız neydi? 20-21-22 al. 1'e 2'ye 2.5'e al. 15'e 18'e sat. Şimdiki politikamızda 7'ye 8'e 10'a al 40'a sat. 50'ye sat. Yani biz bir level atlamış olduk. Çünkü transferde bir etiketimiz oldu. Bugün 3 harfli şeyler var. Marketler var. Tatil yöresine gittiğiniz zaman adım soyadım kadar eminim. Normal marketten almak yerine oradan alıyorsunuz. Niye? Fiyatlar ucuz. Değil mi? Fiyatlar ucuz. Haksız mıyım? Kalitesine de güveniyorsunuz az buçuk. Ki ben bir tek içinde A olana güvenmiyorum. Yani onunki biraz daha çürük çıkıyor sanki. Öyle gibi. Bana hep öyle denk geldi ya da. Ne yapıyorsunuz? Buradan alıyorsunuz. Niye? Adı çıktı. İşte Fenerbahçe'de Türkiye'nin 3 harflisi oldu. Evet, Birileri farklı bir 3 harfli oluyor ama batıyor onlara. Yani transfer yapacakları zaman bakıyorlar Fenerbahçe'ye. Şuradan şunu 50'ye alana kadar Fener'den 18'i alalım biz 50'ye satarız diyorlar. Fenerbahçe level up yaptı. Artık hedefler 20 artı satış. Anlatabiliyor muyum? 20 artı 20 milyon euro ve üstündeki satışlar. Bakalım ne olacak. Son haberimiz alternatif Ekambi. Aslında bana Ekambi sürekli sormaları lazım üyelerin hocam. Ekambi ne oldu? Ekambi ne oldu diye. Çok beğenmedikleri için sormuyorlar. Şimdi Fenerbahçe Tete'den Cengiz'den olumsuz yanıt alırsa Lyon'dan Ekambi'yi renklerine bağlayacak demiş. Bu arada Ekambi'nin şartları Tete'ninkinden daha ağır. Onu da belirteyim. Şimdi Fenerbahçe B plan olarak belirtiyor, yürütüyor bu e, çalışmayı. Lyon'la sözleşmesi 2024'te bitecek. Geçen sezon Rennes'de kiralık geçirdi. 19 maçta 5 gol, 2 asist yaptı. Tete'den yanlış, olumsuz bir sonuç alınırsa bu olacak diyor. Ekambi olacak. Arkadaşlar tam olarak böyle değil. Ekambi sözleşmesini feshetme hakkına sahip. Böyle bir hakkı var. Bilginiz olsun. Yani Ekambi'nin sözleşmesini feshetme hakkı varmış. Belki de biz onu bekliyoruz. Eğer Tete alınırsa Ekan alınmaz mı hocam? O da alınır. Çünkü Diego Rossi, Cao Pedro, Arao, Gustavo Henrique, belki de Luan Perez her an gitmeye hazır isimler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta Diego Rossi için bir kardeşimiz şöyle bir yorum yaptı. Ben o yorumu söyleyeyim. Hocam ben 9.30'a gidebileceğini söyledim. Hocam 9.5'a giderse diyor bu kanal 40.000'i 40 bulur diyor. Hiç sanmıyorum. Bu kanalda ne duyumlar bilindi. Neleri konuştuk. Neleri bildik. Ama yerimizde saydık. Yani kanalı inşallah sahiplenir arkadaşlar. Ki sahiplenen çok fazla kişi var. Yani bu sayılar 32.300'ler falan öyle tesadüf değil. Birilerinin çalışması, birilerinin gayreti, birilerinin çabasıyla olan işler. İnşallah kardeşlerimiz daha çok çaba gösterirler. Luan Peret içinde de ben inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Bana biraz sallama gibi geldi ama 5,5 milyon euroluk bir teklif olduğu, Noam Perez'in de o takıma gidebileceği söylendi. Takım adını alamadım. Lig alamadım tabii. Takım adını alsam zaten ligi de otomatik olarak bilmiş oluyor. oluyoruz. İkisini de alamadım. Ama 5,5'a Noam Perez, 9,5'a Rossi giderse Pedro'nun da 7,5'a gitme ihtimalini düşünürsek 17,5 milyon euro 3 oyuncudan. E Arao'ya 6 dedik 23,5 milyon euro. Gustavo Henrique bir zahmet bir uçağa gitsin 24-25 milyon euro. 5 tane isimden 25 milyon euroyu alırsak 25 tane meybuz alırız hocam. Yok artık meybuz dönemi bitti. Şu 5'inden 25 milyon euroyu aldığımızı düşünüyorum. Bir kanat, bir forvet, bir orta saha. Şimdi bundan 25 alalım. Dominguez'e 10 verelim. Cengiz'e 8 verelim. 18. Tete'yi de ücretsiz alalım. 5'te imza parası 23. Yani ver 5 çöpü. Al 3 yıldızı. Ne dersiniz? Yani ver 5 çöpü. Çöp demeyelim de. E, al 3 yıldızı. Hem de aynı fiyata. Ne dersiniz arkadaşlar? Bak. 5 tane isim. Yani 5 isim. Kimler bunlar? Rossi 1, Pedro 2, Arao 3, Gustavo Henrique 4, Luan Perez 5. 5 ismi verelim. 3 tane yıldız alalım. Cengiz 1, TT 2, Dominguez 3. Hocam transferi de bir zahmet kapatalım o zaman. Yoo kapatmayalım. Kapatmayalım dursun. Daha lazım. Daha gelecek 2-3 kişi daha var. Şimdi Zayt uzatırsa 4 olmuş oluyor. Bir de kaleci olursa 5 olmuş oluyor. Biz bir de stoper bakıyoruz. Ben altı transfer geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Zayt geldi. O da transfer sayılır. Çünkü şu anda boşta. Neticede. Ben altı transfer lafında iddiacıyım, ısrarcıyım. Fenerbahçe'ye e, müthiş öneri diyeyim. Çünkü Şimdi hocam sen niye oyuncularımızı çöplüyorsun? Ben oyuncuları çöplemiyorum. Ben taraftarın ağzıyla konuşuyorum. Taraftarımız ne diyor? Bunlar çöp diyor. Doğru değil mi? Yani Joao Pedro da bizim taraftara göre çöp. E, Luan Perez de çöp. Bizim taraftara göre herkes çöp. Arda Güler de çöptü bizim taraftara göre. Harbi söylüyorum. Neyse. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala dostlarınızı, sevdiklerinizi davet etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.